Kayda Geçsin programının başarılı sunucusu, arkadaşım Şule Aydın bugün X hesabından duyurdu. Kadına yönelik şiddetin son dönemde hiç olmadığı kadar ne kadar arttığını biraz önce kıymetli hocam İpek Özkal Sayan da ilk saat diliminde dile getirmişti. Bugün şunu duyurdu sevgili Şule sosyal medya hesabından, yok artık dediğimiz bir paylaşımda. Siyasi tehdidi falan geçtik artık. Cinsel taciz boyutuna ulaşabilecek bir yazı yazıldı sevgili Şule'nin yaşadığı evin tam da kapısının önüne. Ve Şule Aydın şu ifadelerle gösterdi tepkisini. Ne söyleyeyim artık bilemiyorum. Oturduğum daire kapısındaki duvara cinsel taciz içeren bir kelime yazmışlar ve üzerinde leke var. Dün gece saatlerinde yapıldığını düşünüyorum. Kadıköy İskelesi Polis Merkezi'ne şikayette bulundum. Gazeteciliğimizden dolayı düzenli tehdit aldığım bu süreçte bu cinsel şiddet tehdidinin kimin, kimlerin yaptığının bulunmasını istiyorum. Evimizde bile güvende değiliz. Öncelikle sevgili arkadaşım Şule'ye geçmiş olsun diyorum ama Şule o kadar güçlü bir kadın ki, o kadar güçlü bir yayıncı ki aynı zamanda böyle boş tehditlere, böyle saçma sapan şeylere prim verecek ve bunlardan ötürü de geri adım atacak bir kadın değil zaten. Ama biraz önce sevgili hocamın söylediği, İpek hocamın söylediği şey aslında evet biz bazen konjonktürel olarak gelişmeleri konuşuyoruz ama aslında konuşulması gerekenler, vahametin ortaya konulması gereken hususlar satır aralarında kaynayıp gidiyor. Hocam siz de bir kadınsınız. Evet. Belki sizin de bu konuda söyleyecek birkaç kelamınız olur. Tabii. Tüm bu yaşananlar üzerinden ne dersiniz? Ne yazık ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle son dönemde yaşananlar, iki tane genç kızımızın çok feci şekilde katledilmesi, yine bir çocuğumuzun 8 yaşındaki narinimizin aynı şekilde katledilmesi ama bunun dışında her gün bir kadın cinayetiyle televizyonda, haberlerde karşılaşmamız. Kadınlar korunamıyor. Çocuklar korunamıyor. Çocuklara dair cinsel şiddet, cinsel taciz davaları çok artmış durumda. UNICEF'in hazırladığı bir rapora göre dünyada 370 milyonun üzerindeki kadın cinsel tacize uğruyor. Bu her 8 kadından biri demek. Bunu işte buradaki gibi sözlü ya da internet üzerinden yazılı tacize çevirdiğiniz zaman 600 milyonun üstüne çıkıyor. Bu her 5 kadından biri demek. Düşünebiliyor musunuz? Her 5 kadından biri cinsel tacize uğramış durumda. Bu dünyaya, dünyada. Türkiye'de baktığınız zaman Türkiye'de bir kere verilerin çok düzenli yayınlanmadığını görüyoruz Sinem Hanım. Ne kadar acıklı bir durum değil mi? Şimdi veri olmadan, istatistik olmadan siz politika üretemezsiniz. Çünkü bu olayın vehametini saptayamazsınız devlet olarak. Çocuk kaçırma davaları 2016'dan beri yayınlanmıyor. Yayınlanmıyor. Peki biz veri olmadan, istatistik olmadan nasıl politika üretmesini bekliyoruz devletin? Öncelikle TÜİK, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı'nın düzenli olarak verileri yayınlaması lazım. İl bazında araştırmalar yapılması lazım. Bu veriler yayınlandıktan sonra sosyologların sosyolojik, toplumsal analizler yapması lazım ve bunlara uygun olarak politika üretilmesi lazım. Bizde her şey yüzeysel. Bakın size söylüyorum, 2 gün sonra kadın cinayetleri, çocuk istismarı konusu unutulacak ve biz kadınlar olarak hala sokakta güvenli dolaşamayacağız. Spreyler, göz yaşartıcı spreylerin internetteki satışı bitmiş biliyor musunuz? Elektroşok aletleri. Şimdi bunlar ne kadar, bir kadın sokakta kendisini kendi başına korumaya çalışıyor. Ve bir genç kız yanına çantasına bir elektroşok aleti alıyor. Kendine saldırı yapacak kişiyle bireysel temasa geçecek. Ne kadar tehlikeli bir şey. Ben sizin kanalınızda dinledim. Bir genç kızımız diyor ki hepimizin diyor cebinde diyor göz yaşartıcı sprey var ama diyor AVM'leri almıyorlar diyor. Bu sorunun çözülmesi lazım diyor. Bizim sokaktaki temel sorunumuz bu. Sesimizi duyun. Şimdi hayvanlar için, hayvanları koruma için ne çok miting yapıldı değil mi? Peki neden biz kadınlar olarak bu kadar değersiz miyiz de sesimizi peki duyuramıyoruz? Sevgili Şule'ye geçmiş ben olsun. De bir ekleme dileklerimi iletmek Sinan istiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Bazen böyle görüyorum siyasiler veya işte zaman zaman eski siyasetçiler işte kadınlarımız
Ya biz sizin kadınlarınız değiliz bu arada. Yani biz kimsenin kadınları, biz hiç size erkeklerimiz falan dediğimizi duydunuz mu? Yani hiçbir kadını çıkıp da erkeklerimiz. Ha böyle bir ifade bir kadının ağzından hiç ben duymadım ama şu kadınlarımız ifadesi de beni çok rahatsız eden çok bir ifade. Hiyerarşi kuruyor. Biz kimsenin kadınları değiliz. Bunu da sırası gelmişken evet. Sevgili Şule'ye bir kere daha geçmiş ama Şule tabii bunlara pabuç bırakacak bir yayıncı da değil, kadın da değil. Yanlış duvara yazmış yazıyı. Hiç değil. Şule sevgili dostum asla bu tür şeylerden korkmaz, çekinmez. Daha da üzerine gider. Gider. Bunlar Şule'yi hiç tanımamışlar. Ben de geçmiş olsun dileklerini iletiyorum sevgili arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ona. Bu sadece böyle basit bir cinsel saldırı, cinsel taciz vesaire değil. Hiçbir cinsel taciz tabii ki basit değildir ama yani bu onun da ötesinde hani Şule'nin aslında can güvenliğine yönelik de ciddi bir tehdidi içermekte. Çünkü bakın bu apartmanın kapısı, apartmanın içine girilmiş. Apartmanın içine kadar girmiş bu kişi nasıl yaptıysa. Yani o dış kapıdan da içeri girmiş. Ve Şule'nin nerede yaşadığını, nerede oturduğunu tam olarak biliyor. Tam adres gelmiş yani, nokta atış gelmiş. Şimdi o E-Devlet'ten bizim bütün biliyorsunuz bilgilerimiz çalındı. Acaba bu kişiler de buradan yararlanarak mı buraya geldiler? Bu işin birinci boyutu. İkincisi bakın siz sürekli her söyleminizde kadınları hedef gösteriyorsunuz. Siz zaten muhalifleri hedef gösteriyorsunuz. Siz kadın, muhalif ve gazeteci olunca iyice hedef gösteriyorsunuz. Bu oradaki rahatlığın bir sonucu. Peki. Yani burada eğer bunlar cezasızlıkla cezasız kalacaklarını düşünmeseler... Bu kadar rahat davranamazlardı.